Merhabalar, yatırım ve finans hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Arkadaşlar bugün tek notu 1000 TL'ye geçebilecek 3 adet hisseyi inceleyeceğiz. Peki soru şu. Sen diyorsun tek lotu 1000 TL'ye geçebilecek. Eninde sonunda hepsi lotu 1000 TL'ye geçmeyecek mi? Bu nasıl bir fırsat? Arkadaşlar fırsatları anlatacağım sizlere. Ve da emin olun ki bu fırsatlar çok azaldı. Çünkü arkadaşlar azalma sebebi yavaş yavaş tüm şirketlerimizin bedelsiz sermaye artırımına gitmesi ve yeni gelen halk arzların da artık ödenmiş sermayelerin düşük değil çok daha yüksek olması. Baktığımızda bizim genellikle ödenmiş sermaye sayesinde yükselen hisselerimiz arkadaşlar 50 milyon lotun altında hisseler. Ve 50 milyon lotun altında son 124 şirket kaldı. Ki bakarsınız bunların kaç tanesi halk arz? Neredeyse hiçbiri halk arz değil. Yavaş yavaş bu hisselerimizdeki 10.000 TL, 15.000 TL gibi yüksek sayıların yavaş yavaş unutulduğu bir zemine gideceğiz. Özellikle dezenflasyon sürecine girersek artık hisselerimizde 200, 300 sayılar bizim için yüksek sayılar olabilir. Çünkü dediğim gibi şirketler kazandıkça bedel sermaye arttığına gidiyor, ödenmiş sermaye yükseliyor, enflasyon düşerse dibi boylamış olacağız. Şimdi son dönemlerde gerçekten potansiyelli ödenmiş sermayesi sayesinde 1000 TL geçebilecek 3 hisse. İlk hissemize başlamak istiyorum arkadaşlar. İlk hissemiz Göltaş, Göller Bölgesi, Çimento, Sanayi ve Ticaret AŞ. Son dönemlerde bilanç öne çıkan öz sermayesi, duran varlıkları yerinde, bunun dışında finansal borcu düşük, net borcu ise kabul edilebilir seviyede, net dönem karını arttırmış, çarpanları hem sektöre göre hem de şirkete göre gayet iyi, öz kaynak dağılımının kısa ve uzun vade yükümlülüklere göre gayet iyi olduğu, ödenmiş sermayesinin 18 milyon olup gayet uygun olduğu, piyasaların 9.2 milyar olduğu gayet güzel bir şirket. Ayrıca marj artışları, brüt ve kar marjında, kadro oranı düşüşü, cari oran artışı da gayet iyi, tek sıkıntımız öz kaynak karlılığındaki düşüş. Onun dışında gayet iyi bir hisse görünümü veriyor Göltaş. Bakalım bakalım Göltaş'ın teknik grafikler ne diyor? Ne bu hissenin teknik grafiği? Arkadaşlar şu anlık kısa vadede yatay zemin oturdu. Çok sert yükseldi biliyorsunuz ki yani çok çok sert bir artış ne yaptı? Şu anda yatay zemin oturdu ve dinlenme sürecine geçti. Ki böyle bir şirket için gayet normal yatay seyrede kalmaz. Şu anda böyle bir şirket için olayımız şu arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Kaufman altını sızarsa satmak. Onun dışında Kaufman'dan sektiği bölgelerde almak bence mantıklı bir yatırım yöntemi. Dediğim gibi Kaufman kırılırsa kol kesmek bizim için mantıklı bir yöntem olacaktır. Bizim para kazanmamız için bazen de arkadaşlar risk almamız lazım. Çünkü para kazanacağım derken para kaybetmeyi hiç kimse istemez. Bunları bir ay içerisinde efendim tekrardan bir yükseliş hareketinin başlama imkanı var arkadaşlar. Onun dışında Göltaş Göller bölgesinde yıl sonunda bile belki 1000 TL görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Tabii ki bu tahtacı hareketine bağlı değişkenlik gösterebiliyor. Diğer listemiz arkadaşlar, Ingram Mikro Bilişim Sistemleri, AŞ. Geçen çeyrek zarar açıklayan şirket, bu çeyrek net karını pozitif açıkladı. Dönem varlık artışı var, net dönem karı artışı var. Çarpanları fena olmaz yerinde bir hisse. Ç çarpanlar açısından gerçekten fena olmayan bir hisse, 602 TL. Açıkçası benim bu 3 üç, hisse arasındaki en az sevdiğim hisse. Ama bunu da sırf ödenmiş sermayesi düşük diye Temmuz ayında yukarı çıkaracaklar diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu üç hissi arasındaki en az sevdiğim ise kesinlikle Ingram Microsoft Bilişim'dir. Bunun güzel olmasının yanı şu. 800 serilerden düşmesi arkadaşlar. Ondan önce de Ağustos'ta, Ağustos 2023'te 1253 TL civarından sert düşüş yaşadım. Diyeceksin ki bize ne? Arkadaşlar o iş öyle olmuyor bakın. Ne, ne zaman yükselmiş bu ise? Haziran 2023 seçim sonrasında 300'den 1400'e gitmiş. Seçim sonrasında. Güzel seçim sonrası. E seçim sonrasındaki ay zarar açıklamış. Nasıl oluyor bu iş? Şirket zarar açıkladığı dönemde yükselebiliyor. Bu da şirketlerin ödenmiş sermayesiyle alakalı bir şey. Bakın 300'den 1200'lere 1300'lere çıkmış. Daha öncesinde 180'miş hisse. Neredeyse bir buçuk yıl içerisinde yani Hatta bir buçuk yıl buraya bakarsak 8 ay içerisinde hissemizde 7 katlık bir artış olmuş. Yine böyle bir durum için şu anda hisse yatay seyre devam ediyor. Yatay seyredeki durumun güzelleşmesi için arkadaşlar hissemizin Kaufman bağının üzerine çıkması lazım. Şu an kısa vadede teknik pozitif olsa bile daha uzun vade için en azından bir ay falan bir çek gibi duruyor. Daha büyük bir rally hareketi için. Ama şunu unutmayın. Bu hisse ne olursa olsun bir rally hissesi. Rally hisselerinde bilançı arkadaşlar. Fırsat kullanır. Zaman kullanır o gün gelsin de benim hissem yükselsin diye bakılır. O yüzden bunu alacağız, atacağız bir kenara ve bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu hissin olayı bu. Ve dediğim gibi gayet de riskli bir his. Bu arada tüm bilişim hisseleri riskli. Hatta. Daha sonra ondan bahsederiz niye riskli olduklarından. Diğer hissemiz arkadaşlar Link. Önemli bir hisse. Zamanında yatırım çok uzandırmış. Bizim de yatırım ve finans olarak işte Link, Kafein, Fonet, Smart olarak gezdiğimiz dönemde Rally ilk baştan hisse. Net dönem kar anlamında geçen sene göre düşük bir kar açıkladı. Çarpanları hala aşırı yüksek. Net borç eksile düşse bile toplam varlık artışı güzel olsa bile öz sermaye artışı güzel olsa bile şirketimizde hala para açısından bir sıkıntı var. Para açısından sıkıntı olmaz şöyle bir sıkıntı arkadaşlar. Şirketler bedelsiz sermaye bölünmeleri için bedelsiz sermaye bölünmeleri için birazcık para ihtiyaç duyarlar. Zaten mesela temel bakın geçen sene para ihtiyaç duydukları için zarar açık dönemde genelde şirketlerin bedel sermaye yönetimleri düşer, ihtimalleri düşer ve bu da hisselerin fiyatları olumsuz etkiler. Ki bunu görüyoruz şu anda linkin yavaşlığını görebiliyoruz. Ama yine de uzun vadede değişken bir şey yok. Bu arada arkadaşlar şimdi bir şey göstermek istiyorum sizlere. Az önce söyledim ee, gitmesin. E, yazılım hisseleri neye riskli biliyor musunuz? Duran varlıklarda. Maddi duran varlıklar maddi olmayan duran varlıklardan düşük olduğu için bizim arkadaşlar şirketlerimiz riskli. Maddi olmayan duran varlıklar evet önemli olsa bile yazın şirketlerinde yine de bize büyük bir risk barındırdığını gösterebiliyor. E, link tarafında arkadaşlar baktığımızda şirketimizin durumu en son 480 TL civarından yavaş 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 düştü. CCI eksi yüzleri, RSI 44'leri, MACD ise dibin dibini boyladı. Ve dün itibariyle arkadaşlar bizde Kaufman bandı kırıldı. En azından kırılmadıysa tek günlük geçildi. Ne demek oluyor bu biliyor musunuz arkadaşlar? Önce 378 ardından da 350 bandını bekleyeceğiz. Oradan da 337 bandı. Hissimiz 337 bandına gelene kadar veya herhangi bir bantta tepki alana kadar girmeyeceğiz. Banttan tepki aldı mı? Girip bekleyebilirsiniz. Girip bekleme durumunda hissemizde denge pozitif bir ayrışma olacaktır. Çünkü hisse beyadır, e, stabil. Mart'tan beri stabil. Ve yavaş yavaş bir yükselişi arıyor gibi. Geçmişinde yaptığı gibi arkadaşlar. Geçmişinde. Ekim 2023'te 81'di bu hisse. Daha bir yıl olmadan 5 kat arttı. Mart, e, pardon Mayıs 2023'te. Daha e, 4 gün var. Hatta tam bakın bir yıl. 12 Mayıs 2023'te işte, 33 TL'ymiş. 12 katlık bir artış yaptı link. 12 katlık. Az buz değil. O yüzden şu anlık biraz stabil durmalıyız. Yıl sonuna kadar da belki 1000 TL görme ihtimali var. Ama 12 katı artamaz bir daha. O artık geçti. O 12 kat artacak hisleri sen daha sonra size göstereceğiz. Artık bu e, durum geçti linkten. Daha çok 2 kat, 3 kat. Belki bölünürse de daha sert 4-5 artabilir. Ama bölünene kadar iki buçuk katlık bir potansiyel bizim için fazla yeterli duruyor. Alım yerine dikkat edin deringi. Arkadaşlar şimdi detaylı incelemesini yapmasak bile yine böyle olabilecek şirketlerimize bakacağız. Bunlar biraz daha uygun fiyatlı. Gelecekte ödenmiş sermaye sayesinde artabilecek sizlere 6 da şirket göstereceğim. Ama dediğim gibi bunları direkt almayın. Çünkü bunların alım yerleri var, satım yerleri var. Onlara dikkat etmemiz lazım. Yayla 49 milyon ödenmiş sermaye. Oyoyo, 20 milyon ödenmiş sermaye. Smart, 31 milyon ödenmiş sermaye. Kafein, 19 milyon ödenmiş sermaye. Skype, 9,5 milyon ödenmiş sermaye. Yaprak, 14,2 milyon ödenmiş sermaye. Aralarında gerçekten kuvvetli hislerimiz var ama çok boş hisler de var tabii ki. Peki bizi bunlara niye giriyoruz arkadaşlar? Bunlara şimdi sizlere neden girdiğimizi örneklerle anlatacağım. Çünkü bazıları merak ediyor ya. Ne bu ödenmiş sermaye? Arkadaşlar ödenmiş sermaye bizim lot sayımızdır. Ve lot sayımız düşük oldukça hissenin hareket ettirilme kabiliyeti yükselebiliyor. Mesela bunu sizlere şimdi anlatacağım. Boş fren arkadaşlar. Bura boş fren hissemiz daha önce bedelsiz yapmış bir hisse. Bakın şurada arkadaşlar. Yüzde 1125 bedelsiz var. Yani 12'ye bölündü. Hissemiz 10.000 TL civarındayken bölündü. Yani arkadaşlar buradayken 5000 TL civarında bir fiyattaydı. Bedelsiz sermaye artırımı haberi geldiği gibi. Bakın haberi geldi daha. Olmadı. Bölümü olmadı. Hisse. 12 günde %116 art. Ne bunun sebebi? Niye oldu? Çünkü 10.000 TL'ye hisse alamayanlara boş fren hissesine ortak olma imkanı doğurdu. Çünkü öyle bir hisse ki bir lotu 10.000 TL. Şu an en yukarıdayken bölünmez alamazsın. Yani ve sahip bile sahiplanacak birçok yatırımcı var Borsa İstanbul'da. Belki siz de varsınızdır. Yorumlara yazarsınız. Sonrasında yatay bir girdi. Düştü kalktı, düştü kalktı, düştü kalktı. Buradayken arkadaşlar. Şubat aylarında hatta bakın göstereyim sizlere bölüme tarihini temettüre girelim tekrardan. Burada 26 Şubat tarihinde bölünme gerçekleşti. Burada arkadaşlar 26 Şubat'ta 1032 TL civarından bölünmeyle beraber 6 günde %35 artış yaptı. Ardından bu yükselişin ardından çok daha sert %23'lük bir düşüş yaptı. Eski fiyatlarına geri geldi arkadaşlar hisse. Eski fiyatlarına tamamen geri geldi. Ve hala düşmeye devam ediyor. Çünkü bir bedelsiz olarak potansiyel azaldı. Artık bir bedel sisi sayılmaz tam olarak. Yani hala düşük bu önemli sermaye sahibi ama 30 milyon Diğerinde iki buçuk milyondu. Onun dışında Buradan şunu öğrenmiş olduk Bedelsiz sermaye artırımı sonrası artışlar Sağlıklı bir artış değildir 2 Bedelsiz sermaye artırımının haberi de kazandırır Kendisi de kazandırır ama kendisinin değeri çok çabuk düşer Şurada 223 günde artışımız %78 Endeks bazında endekse yakın bir artış Bu çok büyük bir sorun değil bakın o çok büyük bir artış değil. 223 günde 178. Yine güzel bir artış. Ama öyle efsanevi bir artış yok burada. Güzel bir artış var. Bedelsiz sermaye artın olsa olmasa şirket sonunda değerine yaklaştığını burada rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ayrıca bakın tek örneği bu değil. Egen örneğine bakabiliriz. Egen örneğinde yine bak 28 Eylül tarihlerinde arkadaşlar. Boş bedel haberinin gelmesiyle bakın kendi hissesinin değil. Boş haberi gelmesiyle beraber 13 günde %34'lük bir artış oldu. Sadece bir haberle bakın şirketin kendisinde bir şey yok. Veya mesela burada işte bölündükten sonra bu hisse de 2 gün tavan gitti. %18 gitti. Egen'de bir şey var mı? Egen'de bir şey yok arkadaşlar. Sadece başka bir şirketin bölünmesiyle. Hatırlatıldı yani sen de bir bölünme şirketisin diye. Veya mesela burada Konya Çimento yine arkadaşlar Burada. 25 günde %63 falan yükseldi veya 13 günde %50 yükseldi. Yani sonrasında niye yükseliş durdu? Çünkü sonrasında ortada oh kriz çıktı. Ama yine arkadaşlar artı da devam edebiliyor. Yine mesela bu tarihlerde bakın. Yine burada 2 gün boyunca tavan gittiğini görebiliyoruz. Bunlar bedelsiz sermaye düşük ödenmiş sermaye hisselerinin çok çok sert artabildiğini gösteriyor. Son bir şeye bakıp kapatacağım artık videoyu. Bunun dışında arkadaşlar. Poltek, Tetamat, Kuştur Kuşadası, Marshall boya gibi. Bakın net dönem karı zararda. Öz sermayesi çok düşük şirketlerin 66 milyar TL piyasaya ulaştı. Titamat gibi net dönem karı zararda. Öz sermayesi yeni yeni artmış. Net borcu ancak ekstra inmiş. Yani sıkıntılı şirketler bakın. Satışları falan çok yüksek değil. Ama piyasaya 13 milyar TL. Kuştur. 30 milyar piyasasına sahip ve rakipleriyle aynı kazancı sağlıyor. Marshall boya. 2 yıldır zarar açıklıyor. Ama buna rağmen şirketin değeri 24 milyar TL. Sırf ödenmiş sermayesi düşük diye şirketler artabiliyor. Bu da bizim borsamızın maalesef ki saçmalıklarından biri. Umarım detaylı bir anlatım olmuştur. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve bildirimleri açmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.